Evet, tabii yine benim en çok meraklı olduğum yer. İstatistikler ne diyor acaba? Evet, iki yarışmacımız da geldikleri günden beri yarışmayı domine eden yarışmacılar. Herhalde ikinizin zaten en önde olan özelliği kazandığınız bireysel oyunlar. Eren 17 bireysel dokunulmazlık oynadı ki az bir bireysel dokunulmazlık. Yarışmanın o kısmını iyi oynadığın için çok fazla potaya girmedin. Daha doğrusu kaybetmedi takımların. Ama onun için de aldığın 9 bireysel dokunulmazlık var ki yanlış bilmiyorsam 4 senenin rekoru, ilk kez birisi %50'den fazla girdiği bireysel dokunulmazlığı alarak bitirdi normal sezonu. Ve bu da sana neredeyse %53'lük, yani girdiğin bireysel dokunulmazlıkların yarısından fazlasını sen aldın. Kaç kişiyle girersen gir. Ki genelde bu 8 kişiyle, 6 kişiyle, 4 Tabii. kişiyle oluyor. Yüzde olarak harika bir yüzde. Hasan 27 bireysel dokunulmazlık oynadı. 7 bireysel dokunulmazlığın var. Özellikle oyunun başında çok ciddi bir gözdağı verdin. Hepimizin aklında daha o. İlk hafta bir tarafta Eren takım kaptanı olarak şov yaparken sen de 3-0 kaybeden takımın bireysel oyuncusu olarak bireysel oyuncusu olarak şov yapmaya başladın. Aslında daha ilk haftadan ne oluyordu ya dedirttiniz bize yani. Karşılaşmalarınıza baktık. Yine bir kez daha bütün sezon boyunca Furkan, Şenol ve bütün ekipleri bize her türlü istatistiği onlar sağladılar. Bu istatistikleri açıklamadan önce onları da bir alkışlayalım. Bravo. Ekibimize. Yardımlı karşılaşmalarınıza baktık. Yardımlı karşılaşmalarınızda toplam 6 kez karşı karşıya gelmişsiniz. Bunların 5'ini Eren kazanmış. Sadece 1'ini Hasan kazanmış. Bu 6 yardımlı karşılaşmalarda. Fakat, hep bir fakat var. Yardımsız karşılaşmada da çok enteresan. Sadece 2 kere karşı karşıya gelmişsiniz. Biri trileçe, diğeri de açma. Ve bunların ikisini de Hasan kazanmış. Burada da çok bir beraberlik var. Çok yakın gidiyorsunuz. Hasan daha çok 4 şef tabağında başarılı olmuşsun. Dokunulmazlıkta, 3 yaratıcılıkta. Eren tam tersi 4 yaratıcılıkta ve 5 şef tabağında. İkiniz de aslında o konuda bayağı eşitsiniz yüzde olarak. Ve tabii en önemlisi artık son 5 ve 4'lü finallerde aldığınız puanlar. Bu puanlara bakınca Yılmaz Şef'in geldiği gece yaptığımız oyunda 42'ye 42 berabere bitirmişsiniz o geceyi. Daha sonra Ahmet Şef'in olduğu gecede Hasan 53 puan toplamış. Eren sadece 40 puan toplamış. Düşük olduğun gecelerden biriydi o gece. Zayıf performans verdiğin gecelerden biriydi. Daha sonra ilk 4'e kaldığınızda Eren Krokan Buş'un olduğu ilk günde Eren 56 puan toplayarak galiba o gün zaten yukarıya çıkmıştı. Hasan 50 puan toplamış. Ondan sonra da birinci finalistin belirleneceği yemekte de Eren 74 puan toplamış. Hasan 68 puan toplamış. Ama bütün puanları topladığımızda Hasan 213'e 212 gibi inanılmaz küçük bir marjinle Eren'in önünde. Yani o kadar yakınsınız ki, o kadar farklı teknikleriniz var, o kadar ne tarafa gideceği belli olmayan yarışmacılarsınız ki biz de hakikaten bu finali inanılmaz merak ediyoruz. Çünkü her tarafa doğru gidebilir ki bence de tahminimde 2 gün boyunca böyle olacak. Yani top bir o kalede bir bu kalede gibi gidecek gibi hissediyoruz. İkinize de bir kez daha başarılar. Sağ olun. Evet arkadaşlar, istatistikler tamam. Stüdyo hazır. Biz hazırız. Büyük şef masası hazır. Siz de hazırsınız herhalde. Ve bugün ilk olarak size vereceğimiz ödev de buraya geldiğinizde ilk yaptığınız yemek. Evet. Aslında bu yemekte bizim tam da görmek istediğimiz şey şu. Biz hocalar olarak, öğretmenler olarak buraya ilk geldiğinizdeki tabaklar ve sonrasındaki gelişimleri görüp bugün aynı tabakları nasıl yorumlayacaksınız biz de çok merak ediyoruz açıkçası. Çünkü bu bir taraftan tabii ki ikiniz de temelli olan yarışmacısınız ama burada da bir aşama kaydettiğiniz yadsınamaz. Ve tabii ki bundan da alacağınız puanlar sonucunda artık 2 günlük maratona başlıyoruz. MasterChef finaline hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Tekrar. Sağ olun. Evet, isterseniz kutu açmadan önce günlükleri giyelim.